Azərbaycan Respublikası ile Türkiye Respublikası arasında müttefiklik münasibetleri hakkında Şuşa bəyannaməsi ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Xarici İşler Komissiyasında müzakirə edildi. Milletvekilleri Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qəhrəman Azərbaycan Ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı şanlı zəfərin regionda yarattığı yeni geosiyasi vəziyyəti bütün tərəflər üçün tarixi şans kimi dəyərləndirdilər. Müzakirələrin ardından komissiya tərəfindən təsdiq edilən Şuşa bəyannaməsinin parlamentin müzakirəsinə təqdim edilməsi qərarlaşdırıldı. Can Azərbaycanın Qarabağda elde etmiş olduğu hürriyet mücadelesindeki başarısını tüm dünyaya tekrar taçlandıran, Türkiye ile Azerbaycan, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiyi tüm dünyaya en net şekilde tekrar ilan eden önemli bir gelişme olarak görüyorum. İki devlet tek millet düşüncesinin, hissiyatının, fikriyatının en net göstergelerinden birisi olarak hem Azerbaycan Milli Meclisi'nin hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koymuş olduğu bir duruştur diye düşünüyorum. Ülkelerimize, milletlerimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin kanunvericilik prosedürlerine esasen her hansı senedin komissiyadaki təsdiqiyle parlamentdeki müzakereler arasında en az 48 saat vaxt geçmelidir. Həmin vaxt milletvekillerinin layihayla yaxından tanış olmaları için zaruridir. Çok nadir hallarda bu prosedura riayet edilmir. Bugün məhz belə oldu. Şuşa bəyannaməsi komissiyadaki təsdiqindən cəmi 2 saat sonra artık parlamentin gündəliyindəydi. Parlamentin iclasındaki müzakereler zamanı vurgulandı ki, Türkiye vətən müharibəsində olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacaq. Şuşa bəyannaməsi Azərbaycanla Türkiye arasındaki qardaşlıq münasibətlərini yeni mərhələyə, müttəfiqlik səviyyəsinə çıxarır. Bu tarixi sənəd Ermənistanla normallaşma, Zəngəzur dəhlizinin açılması, regionda çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələlərində ortaq addımların atılmasına əlverişli zəmin yaradır. Yine Şuşa Beyannamesi'nin bölge Kafkaslara verdiği mesajlar var. Nedir o mesaj? İşte Zengezur Koridoru'nun açılması. Bu beyannamenin Türk devletlerine vermiş olduğu mesajlar var. Biraz evvel de bizim genel kurulumuzda onaylanarak siyasi 4 tane siyasi partimizin desteğiyle her zaman olduğu gibi kahır ve ekseriyetle onaylanmış oldu. Can Azerbaycan'ımıza, Türkiye'mize, bölge devletlerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu beyanname ile her iki ülke arasında kültürel, sosyal, tarihi bağları geliştirme adına, ortak işbirliği yapma adına daha rahat hareket edeceğiz. Bu vesileyle hem merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in dediği gibi tek millet, iki devlet ilkesini biz bu beyanname ile daha da perçinleştireceğiz. Hem Azerbaycan milletine, halkına, hem Türkiye halkına, milletine bu beyannamenin çok güzel sonuçlar getireceğini ben bekliyorum, ümit ediyorum. Yalçın Tahiroğlu, Azerbaycan Televizyonu'nun Türkiye Bürosu, Ankara.